İyi günler sayın seyirciler. Bugün 6 Eylül 2024 Cuma, saatlerimiz 16.30'u gösteriyor. Gün sonunda karşınızdayız. Bugün içeride gözler Fitch'in Türkiye ile ilgili not değerlendirmesinde, değerlendirme piyasalar kapandıktan sonra gelecek. Dışarıda ise kritik ABD istihdam beklentisi, ABD istihdam verisi bekleniyordu. Veri beklentinin altında geldi. Detayları aktaracağız. Konuklarımız bizler için değerlendirecek. Önce her zaman olduğu gibi konuklarımızı tanıyoruz. Evet, gün sonunu her zaman olduğu gibi öne çıkan başlıklarla başlıyoruz. ABD Merkez Bankası Fed'in 18 Eylül tarihinde gerçekleştireceği toplantı öncesinde en çok beklenen verilerden tarım dışı istihdam piyasa beklentilerinin altında kaldı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam Ağustos ayında 142 bin arttı. Beklentilerse istihdamın 162 bin artış göstermesi yönündeydi. Ülkede işsizlik oranı %4,3'ten %4,2'ye gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Euro bölgesinden de sayın seyirciler, büyüme rakamları geldi. Euro bölgesi ikinci çeyrekte %0,2 büyüdü. Euro bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,2 büyüme kaydetti. Euro bölgesinde GSYH yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da %0,6 yükseldi. Öncü veriler Euro bölgesinde GSYH'nin çeyreklik bazda %0,3, yıllık bazda ise %0,6 artması yönündeydi. Açıklanan son verilerle çeyrek bazda büyümenin aşağı yönlü revize edilmesi dikkat çekti. Sayın seyirciler, dünyada gıda fiyatları düştü, Türkiye'de yine arttı. Türkiye ile küresel gıda enflasyonu arasındaki makas iyice açılıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği küresel gıda fiyat endeksinin Ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Küresel gıda fiyatları yıllık bazda %1,1 düşerken Türkiye'de enflasyon artış hızı yavaşlasa da %44,4 olarak kaydedildi. Tüm bu başlıkları birazdan konuklarımızla değerlendireceğiz. Şimdi anlık rakamlara bakalım sayın seyirciler. Evet, BIST yüzde %0,35'lik bir değer kaybı var bugün. 9900,27 seviyesinde BIST 100. Dolar TL baktığımız zaman dolar TL'de 34'ün altındaki seyir devam ediyor. Yatay diyebiliriz, %0,07'lik bir değer kaybı yaşanmış bugün içeride dolarda. 33,97-81 seviyesinde. Euro'da %0,21'lik bir değer kaybı var. 37,69-26 seviyesinde euro. Sepet kurda değer kaybetmiş %0,14 düzeyinde 35,83-58 seviyesinde ve gram altında %0,36 gerilemiş, 2742,64 TL'den gram altın işlem görüyor sayın seyirciler. Az önce ifade etmiştik, kritik ABD istihdam verisi geldi, tarım dışı istihdam verisi geldi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti veri. Peki veri sonrasında ABD borsalarında durum nasıl, hemen aktaralım. S&P 500 %0,32 kazançlı, 5527,62 seviyesinde S&P 500. Nasdaq yatay seyrediyor diyebiliriz, %0,01 sadece
Ufak bir düşüş var Nasdaq'ta. 18.919,50 seviyesini görüyoruz Nasdaq'ta ve Dow Jones değerlenmiş. %0,49 Dow Jones'taki artış, 41.089,05 seviyesinde Dow Jones'da. Ve emtialara da bakalım hemen. Brent petrol 73 dolar seviyesinin altına gerilemişti. Haftalık büyük bir düşüşten sonra 73 doların üzerine tekrar yükselmiş. %0,68 değer kazanmış Brent petrol. Ham petrol 69,43 dolar seviyesinde, ham petrolde de değerlenme var. Ve altının onsu kritik veriden nasıl etkilendi, merak edilen konulardan bir tanesi de buydu. Altının onsunda bir miktar gerileme var. %0,36 düzeyinde 2507,45 dolar seviyesinde altının onsu. Beklentiler nasıl? Emtia piyasasına ilişkin ABD borsalarındaki durumu da değerlendireceğiz birazdan. Bunu da belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi sayın seyirciler, bugün iki önemli başlık var güne dair. Bir tanesi ABD'nin tarım dışı istihdam verisiydi, açıklandı. Detayını sizlerle paylaştık, konuşacağız. Diğer bir başlığımızsa Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi. Türkiye'nin kredi notunu Mart ayında yükselten Fitch'ten bugün yeniden Türkiye ekonomisi değerlendirmesi bekleniyor. Gece açıklaması beklenen değerlendirmede piyasa Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükselteceğini tahmin ediyor. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümü için 2024 yılında iki tarih belirlemişti. İlk olarak 8 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit eden Fitch, görünümü ise negatiften pozitife çevirmişti. İkinci tarih ise 6 Eylül olarak belirlenmişti. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye değerlendirmesini bu gece yarısından önce açıklaması bekleniyor. Piyasada genel kanı, Fitch'in Türkiye'nin notunda artırıma gitmesi bekleniyor. Kuruluşun Türkiye kredi notunu B artıdan BB eksiye yükseltmesi, görünümü ise pozitifte tutması öngörülüyor. Fitch, S&P ve Moody's'in Türkiye'ye yönelik kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında yer alıyor. S&P Mayıs ayında, Moody's de Temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişti. Türkiye'nin kredi notu Fitch ve S&P'de B artı olurken Moody's de B1 seviyesinde bulunuyor. Tüm kuruluşlarda Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında yüksek derecede spekülatif alanda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda yeni destekleme modeliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu sayın seyirciler. Bakan Yumaklı, stratejik ürünlerde mazot ve gübre desteği sağlanacağını, mazotun tamamını, gübrenin de yarısının verileceğini açıkladı. Üretim destekleri ilk kez üretim döneminden önce açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere sunulacak destekler ve uygulama yöntemlerine dair açıklamalarda bulundu. Stratejik ürünlere belirlenen planlama kapsamında olan stratejik ürünlere ilave planlama desteği yine ilk kez bu modelde gerçekleştirilmiş olacak. Çiftçilere mazot ve gübre desteğinin süreceğini belirten Bakan Yumaklı, üretim şartlarına göre bu desteklerin tamamının kullandırılacağını belirtti. Stratejik ürünleri belirlenen havzalarda ürettiğimiz zaman hem suyumuzu, hem toprağımızı, hem de bu ürünlerin ekonomik karşılığının daha iyi alınmasını sağlamış olacağız. Bakan Yumaklı, stratejik ürünlerde mazot ve gübre desteği sağlanacağını dile getirdi. Mazotun %50'si daha ilave olacak, yani tamamını almış olacaklar. Gübre, kullandıkları gübrelerin de %50'sini almış olacaklar. Bu kısmın çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 68,5 milyar dolarla Avrupa'da en çok tarımsal hasılaya sahip ülke olduğunu söyledi. Dünyada 4,4 trilyon dolarlık bir tarımsal hasıla var. 4,4 trilyon dolar. Ülkemiz 68,5 milyar dolarla Avrupa'da birinci sırada, dünyada da ilk 10 içerisinde yer alan bir tarımsal üretim hasılasına sahip.
Ayrıca Türkiye'de ekilebilir toprakların %77'sinde ekilen ürünleri planlamaya alındığını kaydetti. 1 Eylül 2024 itibariyle üretim planlamasına Türkiye'deki toprakların %77'sinde ekilen ürünleri planlama kapsamına almış olduk. Evet, bir değerlendirme için Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. BIST 100'de haftanın son işlem gününde görünümü size sormak istiyorum. Şu anda 9.897 seviyesinde %0,40'lık bir gerileme ile. Şimdi iki önemli beklenti vardı bugün. Fitch'in değerlendirmesi de gelecek. Piyasalar kapandıktan sonra gece yarısı belli olacak. Bir de ABD kritik istihdam verisi belli oldu. Bir yansıması oldu mu BIST 100'e öncelikle bugün? Tarım istihdam verisinin bize pozitif bir yansıması olmadı. Aslında Amerika vadelerinde veri öncesinde biraz daha negatif bir görünüm vardı. Orada bir miktar alım getirdi Amerika vadelerinde. Ama bizim endeks tarafına çok bir yansıması olmadı. Gerçi veri de aslında böyle net bir trend veya yön belirleyecek bir veri gelmedi açık. Biraz karışık bir veri geldi. Şöyle ki burada tarım istihdam verisi piyasa beklentisinin altında arttı. 142 binlik bir artış takip ettik. Piyasa 165 binlik bir artış bekliyordu. Ama artış her ne kadar piyasa beklentisinin altında kalsa da önceki aylardan daha iyi geldi. Çünkü hem Haziran hem de Temmuz ayı verilerinde aşağı yönlü revizyonlar gördük. Yani 114 bin olarak açıklanan Temmuz verisi 100 binin altına revize edildi. Yani Haziran ve Temmuz ayında tarım istihdamın önceki açıklananlardan daha da zayıf performans ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani Ağustos ayı en azından bu Haziran ve Temmuz'un üzerindeydi. İşsizlik oranı da piyasa beklentisine daha uyumlu 4.2'ye geriledi 4.3'ten. Biraz bir alım getirdi ama çok da olumlu yorumlanacak bir veri de değil. Özellikle aşağı yönlü diğer aylara yönelik revizyonları da dikkate aldığımızda. Veri sonrasında 50 bas puanı ilişkin beklentiler bir miktar arttı. Ama şu an yarı yarıya diyebilirim piyasadaki 50 bas puan ya da 25 bas puan Eylül ayı için faiz indirim beklentisini. Yani faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor ama bu 25 mi olur 50 mi olur burada piyasalarda bir kafa karışıklığı hakim. Bizim endeks tarafında veri sonrasında dediğim gibi çok olumlu bir yansıma görmedik. Şu hatta kapanışa doğru olan bölümde yavaş yavaş endekste yeniden satışlar biraz ön planda. Şu an %0,50'lik bir düşüş var. Bu hafta içerisinde hatta son 3 gündür 9.880 bölgesinden destek bulun. Oradan biraz tepkilerin geldiği bir fiyatlama izledik. Şu an tekrar 9.880'e doğru geliyor endeks. Burada hani haftanın son gününde buradan tekrar bir tepki gelir mi? Yoksa kapanışımızı, haftalık kapanışımızı bu seviyenin altında mı yaparız? Buna odaklanıyor olacağız. Onun dışında tabii Fitch önemli. Not arttırımı gelirse bunun diğer bu sene içindeki not değerlendirmelerinden daha olumlu etki bırakmasını beklerim. Çünkü önceki verilerde piyasa not artışı olacağını bu karardan önce en azından bir hafta 10 gün önce bir fiyatlamıştı. O yüzden karar sonrasındaki fiyatlama biraz daha beklentilerin gerçekleşmesi yönünde kar satışı şeklinde olmuştu. Şu an olumlu bir fiyatlama görmedik. O yüzden bir not arttırımının ben bu noktada piyasalar için bir miktar en azından kısa vadeli olumlu bir katalizör olabileceğini düşünüyorum. Tabii öyle bir durumda 10.200 bölgesinin aşılması önemli. Aksi halde tekrar o bölgeden geri çekinmeler de görmemiz mümkün olabilir. Genel beklenti not artışı olabileceği yönünde ama burada şunu söylemek isterim. Evet, not artışı ihtimali daha kuvvetli ama diğer bu sene içindeki değerlendirmeler kadar çok net bir şekilde not arttırımı gelir mi? Hani gelmeme ihtimali daha düşük olmakla birlikte diğer değerlendirmelere kıyasla biraz daha yüksek. O yüzden bugün karar bu anlamda önem taşıyor. Bir not artışı gelirse en azından haftaya daha olumlu başlayan bir borsa İstanbul görürüz. Ama not artışı gelmezse endeks tarafında dalgalı zayıf seyrin devamı bir süre daha söz konusu olabilir diye düşünüyorum ben. Evet, bugün 9.880 seviyesinin önemine işaret ettiniz. Zaten o seviyenin destek olarak çalıştığının şu anda da görüldüğünü ifade ediyorsunuz. 9.880 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleşmemesi önemli. Fitch'in not artırımı beklentisi var diye ifade ettiniz.
Fitch'in not artışıyla birlikte 10.200 seviyesinin üzerinden görülmesi de önemli. 10.200 seviyesinin üzeri görülmezse bu dar aralıkta BIST 100 devam eder diye öngörüyorsunuz. Öyle anlıyorum. Peki şimdi artık haftanın son işlem günündeyiz. Sektör endekslerinin bu haftaki performansına baktığımız zaman öne çıkan sektör endeksleri hangileri oldu? Hangi sektörler kaybettirdi? Tabii yani bu noktada şunu söyleyebilirim. Son dönemde özellikle sektörel bazda ayrışmaları gözlemliyoruz. Çünkü hani bir gün daha pozitif olan bir sektör ertesi gün negatif olabiliyor. Açıkçası endeks genelinde gördüğümüz dalgalı seyri sektörler geneline de sirayet ettiğini söylemek mümkün. Ama bu hafta içerisinde GEO sektörü %5 civarında haftalık bir kazançla daha pozitif ayrışan bir tarafta. Yani burada GEO ve inşaat sektörünün biraz daha pozitif tarafta olduğunu görüyoruz. Onu banka ve gıda içecek tarafı takip ediyor. Daha negatif olan sektörlerde ise özellikle spor hisselerindeki düşüşler, madencilik tarafındaki kayıplarla petrokimya sektörü ve bilişim sektörü biraz daha negatif tarafta kalıyor. İçinde bulunduğumuz süreçte endeksteki dalgalı seyrin sektörlerin geneli içinde, hatta birçok ana sektör içinde tabii ki Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren daha zayıf bir görünüm söz konusu oldu. Açıkçası kısa vadede endeks tarafında Ağustos başından bu yana daha zayıflayan bir görünüm takip ediyoruz. Burada hani 10.200'ler üzerinde bir kapanış görmeden bir miktar daha dalgalanmaların devam edebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Ancak gerek mevcut seviyeler, gerek olası düşüşler, kademeli bir alım fırsatı özellikle orta uzun vade için. Bu noktada orta vadede endeksle ilgili görüşümüz negatif değil. Pozitif görüşümüzü görece koruyoruz. Ama tabii ki sene başından bu yana da altını çizdiğimiz üzere sektör ve hisse seçimi çok çok önemli ve varlık çeşitlendirmesi de önemli. Çünkü önceki yıllardan farklı olarak artık, yani sene başından bu yana, hatta 2023'ün ikinci yarısından bu yana, yani para politikalarındaki normalleşmeyle birlikte alternatif Borsa İstanbul tek getiri şeyi değil. Burada 2022'de reel getiri arayışıyla ve tek seçeneğin Borsa İstanbul olmasıyla güçlü hareketler görmüştük. Ama artık işte bu sene başından beri altının performansı, küresel hisse senedi piyasalarının performansı, yurt içinde artan faizler gibi birçok alternatif var. O yüzden varlık çeşitliliği burada önemli. Tabii ki her risk ve getiri arayışına göre varlık dağılımı burada farklılık gösterir ama burada yani portföyün tamamen hisseden oluşması da ya da hiç hisseden oluşmaması da görece biraz risk alabilen yatırımcılar için makul değil. Biraz burada çeşitli varlıklardan sepeti doldurmak gerekiyor. Onun dışında da ana sektörleri biz daha çok beğeniyoruz. Çünkü 2025 Merkez Bankası'nın kademeli faiz indirimleriyle biraz daha bu sene görmediğimiz hisselere yabancı alımını biz bu indirimlerle önümüzdeki sene görmeyi bekliyoruz. O noktada da ana sektörler burada yabancı yatırımcının tercih edeceği sektörler yine ön planda kalacaktır. Bankaları, ana holdingleri, yine bu noktada havacılık tarafında örneğin Türk Hava Yolları'nın, yine gıda perakende tarafından Migros'u, BİMAŞ'ı, telekom sektöründen Turkcell gibi ana hisseleri beğenmeye devam ettiğimizi söyleyebilirim daha orta uzun vadede. Evet, yabancıdan söz açılmışken onu da sormak istiyorum size. Şimdi FED faiz indirim döngüsüne başlayacak. Büyüklüğü belli olmasa da bu gerçekleşecek. Diğer tarafta Fitch'in not artışı yapması kuvvetle muhtemel. Bu gelişmelerden sonra borsaya yabancı girişi olur mu? Bu merak ediliyor. Tabii aslında yabancı da bizim gibi beklentileri satın alıyor. Gerçekleştikten sonra satışa gidiyor. Yani zaten bu gelişmeler borsaya çoktan yansıdı ve sene sonuna kadar aslında benzer tablonun devamını mı öngörüyorsunuz? Bu anlamda başka bir hikaye mi gerekiyor yabancı yatırımcının Türk borsasına girişi için? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentiniz nedir? Aslında başka bir hikaye değil de biraz zaman gerekiyor diyebilirim. Çünkü burada şimdi sene içerisinde yabancı yatırımcı nezdinde hisse tarafının tercih edildiği ayları da gördük ama özellikle Mart sonundan Mayıs sonuna kadar endeksteki yükseliş sonrasında yabancı yatırımcı biraz daha kar realizasyonuna gitti. Ve bu süreçte o 2 aylık dönemde %25-%30 civarında dolar bazlı getirileri oldu yabancı yatırımcının ki bu ciddi bir getiri.
Devam eden süreçte de özellikle tabii ki burada sıkılaşmanın, büyümenin yavaşlamasının, iç talepteki yavaşlamanın şirket karlılıkları üzerinde keza enflasyon muhasebesinin de etkisi var. Baskılayıcı etkilerinden biraz geri durdu. İyi bir getiri vardı. Bunu yüksek seyreden, güçlü seyreden sabit getirili TL enstrümanlarda değerlendirerek hem gelirini, getirisini korudu hem o getirisini arttırmaya devam etti. Şimdi önümüzdeki aylarda enflasyonda böyle %1,5 bandına gelen ve oralarda devam eden bir süreci gözlemleyebilirsek yabancı yatırımcının yavaş yavaş hisse tarafında pozisyonlanmaya başlayabileceğini düşünüyorum ben. Burada özellikle 2025 yılında da genel olarak yabancı ilgisinin hisse tarafına bu sene tahvil tarafı güçlüydü. Önümüzdeki sene ise hissenin daha güçlü olmasını beklerim. Çünkü hem küresel konjonktür gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akışını destekleyici, işte Fed olsun, diğer büyük merkez bankaları olsun, faiz indirim döngüsü içerisine girdi ya da giriyor. Bununla birlikte bu Türkiye'de de Merkez Bankası kademeli faiz indirimi enflasyon düştükçe başladığında burada şu an için daha cazip olan sabit getirili TL enstrümanlardan yabancı ilgisi hisse tarafına kayacaktır. Ama tabii ki yabancı bu noktada daha seçici olacaktır. O yüzden hisse seçimi önemli. Ama yavaş yavaş enflasyon, dezenflasyon sürecinin başladığı ve iyi gittiği yönünde veriler geldikçe yabancının ben hisse tarafında pozisyonlanmaya başlayabileceğini düşünüyorum. Evet, bu noktada hemen şunu da sorayım size. Dün OVP'de açıklandı. Hem hedeflerin tutarlı, dezenflasyon süreci tabii ki yabancı tarafından da dikkatle izleniyor. Hem de bu noktada onlar için önemli olan bir başlık da sanıyorum ekonomi yönetimiyle Merkez Bankası'nın uyumlu bir şekilde birlikte çalışıyor olması ve buna da devam edecek olmaları. Ya hem OVP değerlendirmenizi alayım hem de dün yapılan açıklamalara baktığınız zaman bu uyumun, uyumlu çalışmanın ve dezenflasyon noktasındaki kararlı duruşun süreceğini öngörüyor musunuz? Açıkçası öngörüyorum. Yani şu an için özellikle Merkez Bankası'nın son dönemdeki o noktadaki kararlı duruşu olsun ki hatırlanacak olursa Haziran ayında enflasyon verisi iyi geldiğinde, daha doğrusu Temmuz başında karşıladığımız Haziran verisi biraz iyi geldiğinde piyasalarda erken bir faiz indirimi olur mu fiyatlaması görmüştük, beklentisini görmüştük. Burada Merkez Bankası Başkanı'ndan, Başkan Yardımcıları'ndan sıkı duruşun korunacağına ilişkin, tedbir veriyle hareket edilmeyeceğine ilişkin kararlı açıklamaları da gördük. O yüzden burada Merkez Bankası'nın yani enflasyonu mücadelelik kararlı duruşun korunacağını ben düşünüyorum. OVP'deki tahminlere baktığımızda da aslında enflasyonu mücadelede uyumlu tahminler, revizeler gördük. Burada büyüme tahminlerinin aşağı çekilmesi ve enflasyon tahminlerinin de burada makul seviyeler olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle 2024 yılı için %41,5'luk bir verinin yakalanma, tutturulma olasılığı oldukça kuvvetli. Ekstra bir küresel kaynaklı şok görmezsek. Yani önümüzdeki aylarda böyle 2'den 1,5'a doğru seyreden bir aylık enflasyon görürsek zaten 41-42 aralığında geliyor yıllık enflasyon. O yüzden buradaki hedefler makul. 2025 yılı için genel olarak yabancı kurumların beklentileri daha böyle %22-25 bandında enflasyonlar. Ama tabii orada gerekirse yukarı yönlü revizeler de yapılabilir. Ancak OVP'nin de ben genel olarak enflasyonun mücadele sürecini destekleyici olduğunu söyleyebilirim. Büyüme rakamlarında aşağı revizeler gördük. Bu ilerleyen süreçte iç talepteki yavaşlamanın boyutuna bağlı olarak aşağı revize ihtimali bence hala var büyüme nezdinde. Yani bu yıl 2024 3,5'da olsa bile yani 2025 4'ün altında kalma ihtimali söz konusu olabilir. Ancak genel itibariyle OVP'deki açıklamaların, revizelerin enflasyonla mücadele anlamında bir tedirginlik yaratmadığını söyleyebilirim. Evet, son bir dakikamız, altın ve petrolle ilgili değerlendirmelerinizi de alayım. Kritik veri nasıl yansıdı özellikle altına? Yani ilk fiyatlamalar olumluydu. Bir ilk verinin açıklanması sonrasında ons altında bir yukarı yönlü hareket gördük ama şimdi orada gün içi kazançların tekrar silindiği bir fiyatlama görüyoruz. Yani dediğim gibi biraz bu veri çok net bir yön tayin edecek bir veri olmadı. Bir taraftan işsizlik oranı düştü, işte önceki aylardan daha iyi geldi ama beklentinin altında, önceki aylarda aşağı revize var. Yani piyasalarda da biraz kafa karıştı. O yüzden altın hani 2500 dolar üzerinde kısa vadede tutulması önemli.
Ama kırılırsa biraz satışlar, teknik düzeltmeler gelebilir ama orta vadede pozitifiz. Çok kısa petrolü konuşacak olursak da yani Çin kaynaklı endişeler ve Amerika ekonomisine ilişkin zaman zaman artan resesyon endişeleri son dönemde petrolü baskıladı. 2024 yılı kazançlarının geri verildiğini görüyoruz. 73 dolar seviyelerinde. Her ne kadar OPEC'in gönüllü 3. tur gönüllü üretim kesintilerini Ekim ayından sonra azaltacağı ifade edilmişti. Bundan vazgeçtiğine dair kaynaklara dayandığı haberler görsek de bu da toparlanmada çok yeterli olmadı. Yani jeopolitik riskleri izliyoruz ama Çin kaynaklı endişeler petrolü baskılıyor. Amerika seçimlerini Trump kazanır ve ek gümrük vergilerini Çin'e getirirse petroldeki kayıpların derinleşme ihtimali de söz konusu olabilir. Mevcut küresel talep görünümü petrol için baskılayıcı kalmaya devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Canbal. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, gün sonuna şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bu aranın ardından konuklarımızla gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet, gün sonu kısa bir aranın ardından devam ediyor sayın seyirciler. Bu bölümde dün açıklanan orta vadeli programı konuşacağız. 2025-2027 dönemi için yol haritası, ekonominin yol haritası olan orta vadeli programın detayları ve konulan hedefler. Serhat Latifoğlu, ekonomist sayın Serhat Latifoğlu şu anda karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Özlem Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen soralım, yapılan revizyonları, büyüme oranı ve enflasyon özellikle en önemli başlıklardı. Büyüme oranı 2024'te %3,5'a, enflasyon da yıl sonunda %41,5'a revize edildi. 2025'te de büyümenin %4 olması, yine enflasyonun da 2025 sonunda %17,5 olması hedefleniyor orta vadeli programa göre. Rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Eş zamanlı olarak bu hedeflerin tutması mümkün mü? Birbiri içerisinde tutarlı mı rakamlar? Enflasyon rakamında büyük bir düzeltme geldi. Bir önceki rakam %33'tü. 41'in üstüne çıktı. Şimdi yeni ekonomi yönetimi göreve başladığında enflasyon %38'di. Ve kısa bir süre içerisinde de birkaç ay, 6 ay içerisinde %70'lerin üstüne çıktı. Şimdi baz etkisiyle gerilemeye başladı. Ama görülüyor ki enflasyonla mücadele, ki orta vadeli planın, geçen yıl ilan edilen orta vadeli planın ana başlığı buydu. Dezenflasyon. Yani enflasyonla mücadeleydi. Bu anlamda orta vadeli plan en önemli hedefine ulaşamamış durumda ve sürekli revize edecek gibi bir sürece girmiş gibi görünüyor. Önümüzdeki sene de muhtemelen, eğer devam ederse bu ekonomi yönetimi görevini, orta vadeli planda sürekli güncelleme göreceğiz gibi görünüyor. Yani Türkiye şu anda bu ekonomi programıyla, son ortodoks rasyonel olarak adlandırılan ekonomi programıyla bir faiz, yüksek faiz, yüksek enflasyon ve kur sarmalının içine girmiş durumda. Şimdilik kurda çok büyük bir hareket yok. Merkez Bankası kontrol altında tutuyor. Biraz işte carry trade ile gelen işte bir miktar sıcak para ve işte swapların tekrar kapatılıp bunların işte satın alınmasıyla getirilen bir büyütülen bir döviz rezerviyle şimdilik kontrol altında görünüyor. Ama diğer tarafta bu sarmal devam ediyor. Yani enflasyonla mücadelede bir baz etkisine dayanarak biz dezenflasyonun sürece girdik gibi bir söylem var. Bu ne kadar doğru, tartışmalı bir konu bu. Şimdi enflasyonla mücadelede ne gibi adımlar atılıyor? İşte bir sıkılaştırma yapıldı. Parasal tarafı sürecin 8,5'tan %50'ye kadar yükseltildi. Bu tarafta bir adım atıldı. Evet,
Para piyasalarında bir takım işlemler, API işlemleri, işte zorunlu karşılıklarla ilgili düzenlemeler vesaire, buradan da bir para çekme, yani para arzını kontrol etme bir sürecine girildi. Tamam, peki mücadele başarılı oldu mu? İşte herkesin kafasındaki soru işareti ve büyük çoğunluğunda zaten beklenti anketlerinden de görüyoruz. Hem reel sektör hem hane halkı. Diğerini çok kale almıyorum. Anket istatistiksel anlamda baktığımız zaman ciddiye alınabilecek bir anket değil o, ama diğerleri daha geniş kapsamlı olduğu için hem reel sektörün enflasyon beklentisi çok yüksek, hem de hane halkının daha da yüksek. Evet. Dolayısıyla bu anlamda programında bir başarıdan şu ana kadar söz etmemiz, enflasyonla ilgili söz etmemiz mümkün değil. Zaten OVP, orta vadeli plan, buna dayandırmış esasen. Şimdi bunun için ne fedakarlıklar yapılıyor? İşte siz onlara yansıtıyorsunuz. Büyümeden büyük bir fedakarlık yapıldı. Türkiye ortalama olarak %5'in çok üzerinde büyümeyle ancak istihdam sağlayan ve ayakta duran bir ekonomi. Ama şimdi biz buradan büyük bir fedakarlık yapıyoruz ve daralmaya başlıyoruz. Yani onu bir size sorayım altında. Büyüme demişken Sayın Latifoğlu. Tabii. Şimdi ilk iki çeyrekteki büyüme hızının yavaşlaması zaten dikkat çekici. Özellikle üçüncü çeyrekte talepteki düşüş ve sanayi üretimindeki gerileme de göz önüne alındığında sene sonu için %3,5'luk büyüme oranı, yani bir sene sonunda siz nasıl bir büyüme rakamının karşımıza geleceğini öngörüyorsunuz? %3,5'luk büyüme mümkün mü bu yıl sonu için? 3,5 iyimser olacak gibi görünüyor. Yani 3'lere kadar gerileme ihtimali artmış durumda. Son gelen veriler, konkordatolar, işte imalat sanayindeki duraklama, işte ithalatta, yani ara malı, ham madde ithalatındaki yavaşlama, birçok faktör var. Öncü göstergelerin hepsi daha büyük bir daralmayı işaret ediyor. Yani biz bunu görüyoruz. Şimdi şu anda ihracatın yüksek seyretmesi bizi kurtarıyor. Yoksa çok daha sert bir daralma göreceğiz. Ama talebin devam etmesi, işte Avrupa Birliği'ndeki, Avrupa ekonomisindeki duraklama ve oradan gelen siparişler, hem ihracat anlamında, yani bizim üstümüzden ihracat yapıyorlar, hem de talep devam ettiği için ayakta duruyor. İşte turizm gelirleri iyi. Ama diğer taraflara baktığımız zaman ciddi sıkıntı var. İnşaat sektöründeki yükseklik mesela, o da aldatmamalı bizi. Çünkü o deprem bölgesindeki inşaat faaliyetinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yani genel anlamda bir kötüye gidiş var. Şimdi bu da işsizliği tetikleyecek. Şimdi Sayın Cevdet Yılmaz burada hedefin tuttuğu, hatta bunun bir başarı olduğunu söyledi. Şimdi %8,5 işsizlik başarı değildir. Çok yüksek bir oran. Yani biz %5'lerle uzun bir süreden beri %5'in üstünde büyümeyle ki hep övündüğümüz, sevindiğimiz bir veridir bu. Ama öte yandan bu kadar yüksek bir büyüme oranıyla, iyi bir büyüme oranıyla bu kadar yüksek bir işsizliğin olması istihdam piyasasında çok ciddi, kronik bir sorun olduğunu gösteriyor bize. Yani bununla ilgili geçen seferki metinde bir takım adımlar atılacağına dair bir metin vardı. Bununla ilgili biz bir somut adımları göremedik. Sonuçlarını göremedik. Bir miktar geriledi. İstedik ama genel anlamda sorun devam ediyor. İşveren de haklı bu tarafta. İşçi de haklı. Yani iki tarafında haklı olduğu taraf var. İşverenler mavi yakalı işçi bulmakta zorlanıyor. Nitelikli işçi bulmakta zorlanıyor. Bu kronik bir sorun haline dönüştü. İşçiler de veya işte mavi yakalı veya beyaz yakalılar da aradıkları işi bulmakta ve talep ettikleri ücreti alamamakta şikayetçi. Dolayısıyla da şimdi bu tarafta bunun bir çözülmesi lazım. Yani bunun oturulup masaya konulup planlı bir şekilde doğru istihdam politikalarıyla bu sorunun çözülmesi lazım. Çünkü Türkiye geçen 10 yıl içerisinde ciddi bir performans gösterdi. Veya daha genişletelim, 20 yıl içerisinde diyelim. En çok büyüyen, gayri safi yurt dışı hasılasını en çok yükselten İlk 10 ülke içerisinde, hatta ilk 5 ülke içerisinde. Yani burada böyle göz kamaştırıcı bir performans varken istihdam piyasasının bu durumda olması çok ciddi bir sorundur. Yani bu bize şunu işaret ediyor. Bunu niye vurguluyorum? Çünkü %3 büyümeyle işsizlik sorununda ciddi bir patlama görürüz. Zaten konkordatolar ve karşılıklı çekler piyasanın yavaş yavaş durmaya doğru gittiğini gösteriyor ödemelerde. Sıkıntıların baş göstermeye başladığını gösteriyor ve hatta halka açık bir şirkete kadar uzandı ne yazık ki.
Şimdi önümüzdeki yani üçüncü çeyrek var, dördüncü çeyrek var. Yani orada dönemlerde çok daha bakım tablolarla karşılaşma ihtimali her geçen gün artıyor. Evet, sizin dediğiniz bu faiz ortamında devam edecek. İş dünyasının OVP değerlendirmelerinde zaten bu konunun öne çıktığını görüyoruz. İTO Başkanı Aldagiç özellikle KOBİ'lerin ayakta kalmak için finansman imkanlarının artması gerektiğini söylemiş. Bir de kur politikası ile ilgili tabii eleştirileri var. 2024 için öngörülen kurun ihracatçı ve ihracatta çalışan sektörleri ciddi şekilde zorlamaya devam edeceğini belirtiyorlar. O konuyu birazdan vaktimiz olursa yeniden değerlendirmek isterim sizinle, ama ben size bu bütçe açığı konusunu da sormak istiyorum. Şimdi 2024'te %4,9 olarak gerçekleşeceği belirtilen bütçe açığı nasıl mesela %3,1'e çekilecek? Burada tabii bunun bu seviyeye inmesi için yeni bir mali sıkılaşma gerekmekte. OVP'de siz buna dair işaretler gördünüz mü? Yani evet, enflasyon, büyüme, bütçe açığı gibi kritik hedefler belirlenmiş, ama bu hedeflere hangi araçlarla ulaşılacağı noktasında OVP yeterince aydınlatıcı, detaylı bir yol haritası sunan bir metin olmuş mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır, sizin de ifade ettiğiniz gibi bütçe açığının daraltılması konusunda hangi önlemler alınacağı dair bir çok net bir şey yok ortada. Zaten şimdi şöyle bir şey de var. Büyüme yavaşladığı zaman vergi tahsilatı da yavaşlar. Yani imalat sektörü, sanayi, yani üretim tarafı yavaşladığı zaman vergi tahsilatınız düşer doğal olarak. Şimdi zaten enflasyon muhasebesiyle gerçi çok kafalar karışmış durumda. Şimdi biraz daha tekrar başa dönüldü orada. Bir tahsilat yapılacak, ama şimdi bu sefer de artan durgunluktan dolayı da burada bir kaybınız oluşacak, vergi gelir kaybı. Artı üstüne üstlük şöyle bir uzun yıllardır unuttuğumuz bir şey var. Nedir o? Bütçenin içindeki faiz kalemi. Faiz ödemeleri kalemi. Şimdi bu şu ana kadar gelen verileri göre, geçen yıla göre, yani bir önceki ekonomi yönetimine göre 4-5 katına kadar çıkmış durumda. Şimdi önümüzdeki süreçte bu daha da artacak. Yeni bir sorunla karşılaşacağız. Yani şimdi burada bir anlamda enflasyonla mücadele ederken faizleri artırarak kaş yapalım derken göz çıkarmış olduk. Şimdi burada faiz maliyetimiz çok yükseldi ve gittikçe daha da artacak. Yani şimdi bu da muhtemelen bu hedefte sapma olma ihtimalini arttıracak olan bir şey. Hangi ek gelirler sağlanır? Yine dolaylı vergilere yüklenmek gerekecek o zaman. Şimdi ben bu hala şu ana kadar evet biz gelire göre vergileme yapacağız gibi ifadeler kullanıyor Sayın Şimşek. Ekonomi yönetim genel anlamda da Sayın Cevdet Yılmaz da bunu ifade etti, ama hala bununla ilgili somut bir adım yok. Hala epey zaman kaybediliyor, yani şimdi bir yılı geçmiş durumda. Yani burada adım atılacaksa bir an önce yapılması lazım ki bu hedefler tutturulabilsin. Yalnız ben şöyle bir dipnot da koymak istiyorum. Korona salgını sonrasında hemen hemen bütün dünyada bu sıkıntı var. Yani bütçe açıkları konusunda Türkiye'nin şu ana kadar, yani bence çok büyük bir sorun değil bu. Yani %3'ün üstünde olması, %4'lerdeki bir bütçe açığı çok ciddi bir sorun değil Türkiye için. Ama onun kompozisyonu, yani bütçe açığının içeriğine baktığımız zaman faiz maliyetinin artıyor olması ciddi bir sorun. Çünkü şunu ben tekrar hatırlatıyorum, 2001 krizini hatırlatmak istiyorum. Hatırlamak istemediğimiz bir krizdir. O krize biz neden girdik? Faiz maliyetimiz bütçenin %100'ünün üstüne çıkmıştı. Biz ondan dolayı bu krize girmiştik. Yani en önemli sebeplerden birisi buydu. Şimdi hızla koşar adım oraya doğru gidiyor Türkiye. Yani faiz maliyetimiz hızla artıyor. Şimdi önümüzdeki yılda yüksek seyredecek faizler. Şimdi ne kadar 50 puan da indirse, 100 puan da indirse çok yüksek bir faiz bu. Dolayısıyla da şimdi bir anda da madem enflasyonu baskılamak için enflasyona paralel bir, yani işte reel faizi yakın veya reel faizin biraz işte biraz bir miktar reel faiz veren bir politika izlenecekse eğer carry trade için veya yabancılar için, o zaman faiz maliyetimiz yüksek kalmaya devam edecek. Bu da bütçede ciddi bir sorun demektir. Dolayısıyla da evet. Evet sayın seyirciler, Serhat Latifoğlu'yla orta vadeli programı konuşuyorduk. 2025-2027 dönemini kapsayan yeni orta vadeli program. Kendi içerisinde ne kadar tutarlı bir değerlendirme alıyorduk. Bağlantımızı kaybettik. Ulaşabildiğimiz takdirde
Sayın Latifoğlu'nun bu konuyla ilgili değerlendirmelerine devam edeceğiz. Bir haberimiz var, onu sizinle paylaşalım. TOB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat 2025-2027 dönemine ilişkin orta vadeli programı değerlendirdi. Fayat açıklamasında enflasyon ya da büyüme hedeflerinden birinin tutmayacağını düşünüyoruz dedi. Bir önceki planda neler açıklandığını biraz bahsetmek istiyorum. Biz bütün bütçelerimizi bir önceki OVP olduğu gibi 37 dolar yıl ortalaması ve 33 enflasyona göre yaptık ve maalesef yanıldık. Bütün sanayiciler 33-37 ortalamanın aşağı yukarı şu an gerçekleşmesi için 50 lira falan olması lazım yıl sonunda ki bunun olmayacağını biliyor. Dolayısıyla biz fiyatları vermekte çok ciddi yanlış yapmış olduk. Bu yılın yeni açıklanan OVP'ye baktığımız zaman da gerçekten enflasyon ve büyümeye baktığımızda birinden birini tutmayacağını görüyoruz. Yani %4 büyüme hedefi var, %17,5 enflasyon hedefi var. Yani %4 büyüme olunca enflasyonu orada bırakmak çok kolay değil. %17,5 kalacaksa da 4'e ulaşmak çok kolay değil. Ama bizim özelimize baktığımız zaman da kur ortalama hedefinin 42 olduğunu görüyoruz. Bu da maalesef işte %26'lık gibi bir artış yapıyor ki şu an zaten kurlar yüzünden fiyat tutturamayan, pazar kaybeden, müşteri kaybeden, siparişlerini kaybeden sektör için çok iyi haberler değil. Yani 2025 yılında aslında çok zor geçeceğinin habercisi olduğunu söylemek istiyorum OVP'nin. Aslında şunu da sormak istiyorum. Hazır böyle ihracat pazarlarına değinelim. Çünkü dolar tarafına baktığımız zaman tabii ki maliyetlerin yüksek olmasından kaynaklı yakınıyor sürekli reel sektör. Özellikle hazır giyim sektöründe yurt dışına fason üretimlerin kaydığı söyleniyor. Türkiye'deki yerli üretimciler, yerli üretim yapan firmalar baktığımız zaman ne kadarı yurt dışından ürün tedariki sağlıyor, hangi ülkelerden daha fazla sağlıyor? Bu bizim ülkemize nasıl dezavantajlar ya da avantajlar sağlıyor? Biraz bunu konuşalım isterseniz. Tabii ki aslında biz hazır giyimi sadece ihracat yapmaz, aynı zamanda çok büyük bir nüfusa sahip olduğumuz için de 30 milyar dolarlık iç piyasa üretimi yapardık. Hazır giyim sektörü aslında yaklaşık tekstille birlikte 30 milyar ihracat yaparken 30 milyar da iç tüketimin talebini karşılayan bir büyüklüğe sahipti. Fakat artık bizim yerleşik büyük markalarımızın haliyle yurt dışındaki operasyonlarında rakipleriyle baş edebilmek için onların aldığı yerlerden mal almak zorundalar. Böyle baktığımız zaman da eskiden %95'ini Türkiye'den tedarik eden firmaların şu an %75-80'lere düştüğünü, neredeyse yaklaşık %20-25 kapasitelerini yurt dışına, işte başta Bangladeş, Vietnam, Kamboçya olmak üzere, Çin olmak üzere geçirdiğini görüyoruz. Çünkü rekabet edemiyorlar. Yani biz eskiden Türkiye olarak Avrupa'ya yakınlığımız, bütün full paket üretimimiz, iğneden ipliğe her şeyimiz içeride diye %15-20 biz pahalıyken bizden alan rakipleri, bizden alan ana pazarımız şu an %50 pahalı olduğu için almıyor. Yani 15 euroya biz satarken 10 euroya satan bir rakibimiz var. Dolayısıyla bunu gören yerli alıcılar da haliyle rakiplerimiz gibi veya bizim pazarın aldığı yerler gibi oralara gidiyor. Dolayısıyla son 2 yıl şöyle bir baktım ben ne olmuş diye. Son 2 yılda her sene yaklaşık 15 milyar dolar net katma değer bırakan sektörün 2,5 milyar dolar kaybettiğini görüyoruz. Yani daha fazla ithalat yapmışız, daha az ihracat yapmışız ve maalesef ihracattaki eksi ihracat ivmesi artarak devam ediyor. Ben burada Ağustos ayındaki hazır giyim ihracat tarafını özellikle sormak istiyorum. Bunun yanında bir de yıl sonunda beklentiniz nedir sektör olarak? Hem dolar tarafında hem de ihracat tarafında hazır giyim anlamında nasıl bir rakam bekliyorsunuz? Aslında Ağustos ayına baktığımız zaman 2023'ün Ağustos ayıyla aşağı yukarı aynı ihracatı yaptığımızı görüyoruz. Yani son 4-5 aydır eksi konuşurken şimdi aynı gibi. Fakat burada bir açmaz var. Çünkü aynı ihracat tutarını %15 daha az ürün satarak yapmışız. Yani aslında ürünlere zam yapmak zorundayız. Çok fazla pahalı olmuşuz veya ham maddeye zam gelmiş. Bunu yansıtmaya çalışmışız ama aslında toplamda artan bir ihracat yok. Haliyle %15 adet ve kilogram azalması istihdam kayıplarını hala devam ettiğini gösteriyor. Son bir ay içerisinde sadece hazır giyim 25 bine yakın istihdam kaybetti. Dolayısıyla bu yılın bir sorunda ne olur diye sorunuzu cevaplamak istiyorum. Biz şu anki aşağı yukarı son 7 aydır veya son 12 aydır olan eksi %10 ihracatı korursak yıl sonuna kadar başarılı sayacağımız bir yıl yaşıyoruz maalesef. Evet, orta vadeli programı konuşmaya devam ediyoruz. Ekonomist Sayın Serhat Latifoğlu ile bağlantımızı yeniden sağladık. Tekrar hoş geldiniz Serhat Bey. Hoş bulduk Özlem Hanım. Kusura bakmayın, benden kaynaklandı. Yok, rica ederiz. Biz de o arada haberimizi paylaşmış olduk izleyicilerimizle. Hemen evet, devam güzel edelim. Güzel oldu aslında. Evet, çok teşekkürler evet. Tekrar geri geldiğiniz için, katıldığınız için. Hemen şunu da size sormak istiyorum. Bu OVP hedefleri içerisinde dikkat çeken hedeflerden bir tanesi de 2024 yılı için kişi başına gelirin %21 artarak 15.551 dolar seviyesine yükselmesi.
Şimdi büyüme rakamına da baktığınız zaman, büyüme hedefine hedeflenen rakama yani oransal olarak baktığınız zaman 15.551 dolar seviyesi 2024 yılı için kişi başına gelir olarak hedeflenen bu rakam. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Gerçekçi bir hedef mi? Tabii yani matematiksel olarak baktığınız zaman olabilir. Ama bu kadar düşük bir büyümeyle çok gerçekçi görünmüyor. Yani dolayısıyla da şimdi burada mesele şu değil. Yani şimdi bildiğiniz gibi bu kişi başına gelirler ortalamaya bölünüyor nüfusa ve bu şekilde dağıtılıyor. Ama gelir dağılımındaki bozulmayla ilgili ne söylüyorsunuz? İşte mesele budur. Ne yaptınız yani? Şimdi ekonomi politikanın en önemli bacağı budur. Gelir dağılım ve son birkaç yılda Türkiye'de çok ciddi anlamda bozuldu. Yüksek enflasyondan dolayı ve fahiş fiyatlamadan dolayı. Şimdi bununla ilgili maalesef somut bir adım göremiyoruz. Hatta tam tersine bunu daha da pekiştirecek olan bir sürece girdik. Şu anlamda son bir yıldan beri dolaylı vergilerin artışında çok ciddi bir dolaylı vergi ek vergilerin getirilmesi veya bir daha önceki kullanılmayan vergilerin yeniden gündeme alınması söz konusu oldu. Dolaylı vergiler bazında söylüyorum. Bu da adaletsizliği arttıran bir şey. Çünkü dolaylı vergiler ciddi anlamda gelir dağılımını bozan bir uygulamadır. Yani gelirine göre değil, harcamaya göre somut bir sabit şey yaparsınız, oran belirlersiniz ve herkesten eşit bir şekilde alırsınız. Aynı oranda alırsınız vergiyi. Bu adil bir vergileme değil. Bizim gelir dağılımını düzeltmemiz için ve o sizin ifade ettiğiniz kişi başına geliri gerçekten hissedebilmemiz için alınması gereken en önemli önlemlerden birisi vergide adaletin sağlanmasıdır. Gelir vergisinin arttırılması, işte servet vergisi olsun, rant vergisi olsun, işte fahiş fiyatlamadan alınacak olan vergiler, yani bunların yapılması gerekiyor, acilen yapılması lazım. Çünkü bu aslında enflasyonlu mücadeleye de bir katkı sağlar, bütçe açığıyla ilgili sorunlarımızı da halleder ve bütçede fazlaya bile geçeriz. Dolayısıyla bu Türk ekonomisinde en önemli ve yıllardır 40-45 yıldır yani 80 sonrasındaki en önemli başlıklardan birisidir. Bunun çözülmesi lazım. Aynı az önce bahsettiğim istihdam sorunu gibi. Evet. Yani dolayısıyla bir de enflasyon var tabii. Yani bu gelir dağılımını bozan şey yüksek enflasyon. Yani enflasyon devam ettiği sürece siz de fahiş fiyatlamayı engelleyemediğiniz sürece gelir dağılımı bozuluyor. Sabit geliri olanlar geliri sürekli olarak eriyor. Yani bunun önüne geçmenin yolu da enflasyonla mücadeledir. Peki enflasyonla mücadelenin tek aracı faiz arttırmak mı? Hayır değil. Hayır değil. İşte burada ben tekrar Amerika örneğini vereceğim. Amerika'da %9.1'den 3'lere düştü. Peki bu faiz arttırıldığı için mi? Yani ortodoks önlemlerden dolayı mı oldu? Hayır. Bununla ilgili artık ana akım medyada kabul ediyor. Makaleler yayınlandı. Hepsi açıklandı. Görüldü ki enerji maliyetlerinin düşmesi, arz yönlü sorunların ortadan kalkmasından dolayı enflasyon düşmüştür. Bunun faiz artışıyla ortodoks politikalarla hiçbir ilgisi yoktur. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Dolayısıyla biz enflasyonla gerçek anlamda mücadele etmiyoruz. Yani burada OVP'nin önceliği dezenflasyondu ama sadece ve sadece faiz arttırarak bildiğimiz ortodoks reçetelerle bu sorun çözülmeye çalışılıyor ama yine olmayacak. Çünkü biz 80'den beri biz defalarca bu reçeteyi uyguladık. Farklı başlıklar, farklı adlar altında ama öz itibariyle esasen böyleydi. Faizlerin arttırılması, işte piyasanın yavaşlatılması, durgunluk, daha sonra da işsizlik vesaire. Yani hep aynı şeyi, ezberi biz tekrar uygulandığını görüyoruz. Bundan bir başarı elde etmedik. Enflasyon daha da kötüleşti. Arjantin'de olduğu gibi 3 haneye çıktı enflasyon bir ara. İşte krizler yaşadık, sayısız kriz yaşadık. 3 büyük kriz yaşadık. Enflasyonda bir miktar vesaire. Evet, gerileme görüyoruz şu anda. Dileriz tabii devamı gelir. Onu da birazdan vaktimiz kalırsa, çok da az vaktimiz kaldı, konuşmak istiyorum sizinle ama ben şunu da sormak istiyorum. Evet. Şimdi az önce siz değindiğiniz için tabii gelir dağılımı sorunu, enflasyon, işte vergi konusu, bunlarla alakalı bir tarafta bu gelir dağılımındaki adaletsizlik sıkıntısı var. Diğer tarafta tabii bir geçim sıkıntısı da var. İşte Türk işinin açlık sınırı 19.271 TL, yoksulluk sınırı 62.772 TL'ye yükselmiş.
Şimdi bu OVP'de şu soru acaba yanıt buldum, onu da size sorayım. Yani ücret artışları nasıl belirlenecek? Gerçekleşen enflasyona yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi, yoksa hedef enflasyon mu dikkate alınarak o ücret artışları belirlenecek? Bir de emekliye refah payı verilecek mi? Bu konularla ilgili siz bir ipucuna rastladınız mı OVP'de? Onu da size sormuş olayım. Şimdi, OVP'de böyle bir işaret görmedim ama hükümetin söylemleri, işte ekonomi yönetiminin söylemleri, beklenen hedefe göre bir zam yapılması, ki bu işte az önce söylediğim gelir dağılımında bozulmayı ve geçim sıkıntısını çok arttıracak bir şey. Umarım bu şekilde yapılmaz. Zaten şimdi vatandaşın enflasyonu çok farklı. Yani geçim endeksi oluştursak vatandaşın 4-5 harcama kalemi var ağırlıklı olarak. Ortalama hane halkından bahsediyorum. Ve bu 4-5 kalemden bir endeks oluştursak manşet enflasyonun üstünde çıkıyor. Yani nedir bunlar? Konut, eğitim, sağlık, gıda. Yani gıda makas iyice açılmış. Onun da haberi geldi bugün. Evet. Çok az bir zamanımız da kaldı. Bir dakikamız. Evet. Bununla bitirelim. Tamam. Buyurun. Tabii. Dolayısıyla da biz burada doğru yapılması gereken şey aslında bununla ilgili ayrı bir endeks oluşturulmalı. Geçim endeksi gibi bir endeks ve buna göre ücret zamları yapılmalı. Şunu unutmayalım. Neden bu şekilde beklenen enflasyona göre yapılıyor? Bu doğru bir yöntem değil. Bunun nedenini de şöyle söylüyorum. İddia edilen şu, enflasyona etki yapması, yani maaş zamlarının. Ama gördük ki istatistik çalışmaları, hem TÜİK'in çalışmaları, TÜİK Başkanı'nın yaptığı açıklama, hem de Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da, evet, Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda bu vardı. Son raporda çıkarıldı bu, son iki raporda çıkarıldı ama onun önceki raporlarda vardı. Ve orada istatistiksel olarak gördük ki ücret artışlarının enflasyona etkisi çok düşük. Yani dolayısıyla bundan imtina etmemek lazım. Peki. Enflasyonun sebepleri bellidir o istatistiklerde. Bunlara odaklanılması gerekir. Çok teşekkür ediyoruz ekonomist Sayın Serhat Latifoğlu yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları. Size de çok teşekkürler. Evet sayın seyirciler, gün sonunu noktalıyoruz. Birazdan global piyasalarda tekrar karşınızda olacağız. Borsa İstanbul sunar. Global piyasalarla tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. Philip Capital Araştırma Uzman Yardımcısı Makoto Mitsuhashi ile birlikteyiz şu anda. Makoto, hoş geldin yayımıza. Hoş bulduk. ABD'de tarım dışı istihdam verisi hafta boyunca konuşmuştuk zaten, nihayet geldi ve 142 bin kişi artmış tarım dışı istihdam, beklentilerin altında bir rakam. Tabii ki pek çok veri bir arada değerlendiriliyor. Dün gelen veriler vardı. Evet, bu rakam beklentinin altında geldi ama geçtiğimiz döneme ilişkin ortaya çıkan tablo da değerlendirmeye katılıyor. Öncelikle nasıl etkiledi ABD endekslerini? Sonrasında resesyon endişelerine ilişkin nasıl bir tablo ve Fed'in yol haritasına ilişkin nasıl bir görünüm ortaya koydu, onu da değerlendirmesini alalım. Öncelikle iyi yayınlar size. Şöyle söyleyeyim, yani bugünkü endekslerdeki düşüş, ben tam olarak bu tarım dışı istihdam rakamına bağlayamıyorum kafamda. Çünkü tamam, beklenenden daha düşük geldi. Geçen ayın, yani Temmuz ayına ait rakam da aşağı yönlü revize edildi. Yani bunlar tabii ki ABD ekonomisinin yavaşladığını gösteriyor bize. Ama öte yandan tabii ki bu ortalama maaş artışı da, yani saatlik maaş da artmıştı. Hem de işsizlik oranı da 4.3'den 4.2'ye geriledi. Bunlar aslında telafi ediyor diyebiliriz bu tarım dışı istihdamın yarattığı olumsuz etkisi. Fakat şimdi Nasdaq'a baktığımızda %1.5 aşağıda, S&P'de %1 aşağıda, Russell'da aynı şekilde faiz indirimi yaklaştığına da rağmen tabii ki bu biraz garip oldu. Bu Eylül etkisi
Çin'in yarattığı olumsuz bir etki mi, yani onu bakmamız lazım geri kalan günlerde. Zaten haftaya enflasyon verisi de gelecek. Bunu da dikkatli takip ediyor olacağız. Bu Eylül ayına ait bu 50-25 baz puan beklentiler de çok değişmedi. %43 olasılık fiyatlanıyor zaten 50 baz puanlık faiz indirimi için. Bu zaten veriden önce de bekleniyordu. Piyasa tarafından bence ivme momentumu, yani yükseliş momentumu kazanamıyor. Böyle bir problem var. Özellikle dün akşam Broadcom tarafından bilançosu açıklandı ve bu da bugün görüyoruz ki çip üretici sektör üreticilerin hisselerini kötü etkiledi. Nvidia'da %2 civarında ekside. Broadcom kendisi zaten ekside. Bütün bu yarı iletken sektörde %2 civarında ekside seyrediyor. Bunlar hepsi olumsuz diyebiliriz. Çünkü yılbaşından bu yana ne taşıdı endeksleri? Bu teknoloji sektörü, çip üreticiler. Dolayısıyla bu balon patlama söz konusu olursa henüz olduğunu düşünmüyorum. Ama ileride artık balon patladı gibi böyle bir ifadeler duymaya başlarsak o zaman daha da derinleşebilir diye düşünüyorum satış baskısı. Balon patladı derken balon dediğimiz ne balonu? Onu da bu yapay zeka. Yapay zeka. Evet, yapay zeka tarafında hakikaten enteresan gelişmeler de var. Az önce ifade ettin sen, zaten salı günü %10'a yakın düşmüştü. Nvidia, ABD Adalet Bakanlığı'nın bir soruşturma başlattığı ve çip üreticisiyle diğer şirketlere ifade vermek üzere çağrı yaptığı haberleri üzerine bugün de %2 düştü diye ifade ettin sanıyorum, yanılmıyorsam. Avrupa Birliği tarafında yapay zeka ilişkin bazı gelişmeler var. İlk uluslararası sözleşme imzalanmış. Orada nasıl olacak yapay zeka ile ilgili teknolojilerin Avrupa Birliği'nde uygulanması süreci, o tartışmalı. Silikon Vadisi ile Avrupa Birliği bir türlü uzlaşamamış gibi görünüyor. Yani bu yapay zeka ile ilgili geçtiğimiz günlerde piyasaları hani yukarıya taşıyan sürecin sonuna, yani şu anda balon patladı demek için erken diye ifade ettin ama sonuna mı geliniyor diye öngörüyorsun? Açıkçası bunların büyüme potansiyelinin hala mevcut olduğunu düşünüyorum. Az önce Nvidia %2 falan demiştik ama kusura bakmayın yanlış söyledim. %4 civarında düşmüş, düşündüğümden daha çok düşmüş. Yani şöyle, balon patladı demek için erken. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bilançolara baktığımızda ikinci çeyrek finansallar da aslında güzeldi. Beklentinin oldukça üzerinde gelmişti bir sürü teknoloji şirketlerden bahsediyorum. Tabii yatırımcıların odaklandığı nokta ise bu ileri geleceğe dair beklentiler ve harcamaların yüksek kalması, yani yükselmesi. Hı-hı. Harcamalar bu kadar yükselse o zaman geleceğe dair beklentiler de o kadar daha fazla olması gerekiyor gibi bir beklenti var. Ve bu kadar harcadığına rağmen henüz bunun sonucuna ulaşamadı gibi böyle bir düşünce ortaya çıktı. Yani Nvidia, TSMC bunlar için biraz farklı olabilir. Çünkü ne kadar harcarsa hemen sonucu görüyor. Zaten çip talebin hala yüksek olduğunu görüyoruz. Broadcom'un finansallardan görüyoruz. Yani yapay zeka talebi hala yüksek kalıyor. Dolayısıyla yıl sonuna kadar bu yapay zeka hasılat beklentisini 11 milyar dolardan 12 milyar dolara yukarı yönlü güncellemişti. Bunlar hepsi olumlu sinyaller ama yani genelde yayılan satış baskısı artı tabii teknoloji hisseler daha da geri çekildi. Biraz daha resesyon korkusuyla birlikte bu para çıkışı resesyon hisselere, temettü hisselere rotasyon söz konusu olmaya başladı. Dolayısıyla yani bunlar artı sizin dediğiniz gibi bu mahkeme hikayesi hepsi birlikte satış baskısının sebebi oldu diyebiliriz. Ama bunu hak etmiyor benim şahsi düşüncem. Çünkü hala büyüme potansiyel mevcut. Borsa İstanbul sundu.